Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz diye sorarsanız bugün çok tatlı bir timsah yapıyoruz Lego'dan. Bu arada bu Lego serilerinin devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Seve seve yaparım. Bugün timsah yapmaya karar verdim. Nereden geldi derseniz aklıma, ben şu anlık katalogtan bakarak yapıyorum. Siz de isterseniz yani katalogtan bakabilirsiniz anlayamadığınız yerlerde. Onun dışında koltuk yapabilirim mesela. Ne isterseniz TV ünitesi, koltuk, hatta belki bir gün kocaman bir ev yaparız Lego'dan. Ne dersiniz? Bunları yorumlara yazın lütfen. Şimdi hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar malzemelerimiz 2 adet yeşil parça, 2 adet göz, 4 adet diken. Ama arkadaşlar bunların renklerine bakıp aldanmayın. Şu anda tabletten birazcık siyah gibi gözüküyor olabilirler. Bunlar koyu yeşil. Arkadaşlar 4 adet diş. Arkadaşlar 1 adet düz parça. 1 adet kısa parça. 4 adet kısa ayak. Ve 2 adet uzun ayak arkadaşlar. Ve son olaraksa 1 kare. 1 tane de ince uzun parça. Arkadaşlar parçalarımız bu kadardı. Hadi o zaman timsahımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk önce bu parçaya ihtiyacımız var. Hatta ben şunları kenara koyayım hiç kafanız karışmasın. Evet, bir adet bu parçaya ihtiyacımız var. Arkadaşlar ikinci adım da bu şekilde görünmesi lazım. Şu ikisini aldım ve bu şekilde taktım. Üçüncü adım bir adet kare parça. Arkadaşlar dördüncü adımda ise iki tane bundan lazım. Ama ben timsahın her yerinin aynı renk olmasını istemedim. Normalde şundan takılacak. Görünmüyor şu anda da. Şunlardan takılacaktı. Ben onun yerine daha renkli ve canlı olması için timsahın bu şekilde takıyorum. Eğer siz isterseniz rengarenk bir timsah da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda diğerine adım adım gösteremeyeceğim için şu şekilde göstereceğim. Bir tane şu parçadan ihtiyacımız var ve bundan böyle bunlar dişleri olacak, ağzı olacak timsahımızın. Böyle beyaz beyaz bütün yerler dolana kadar diziyoruz. Ve sonuncusu. Evet, bu şekilde olması lazım. Ve sonra da bu parçamızı alıyoruz ve bunu bu şekilde takıyoruz. Bu şekilde görünmesi lazım. Sonrasında ay ters koydum. Şöyle çevireyim daha güzel gözükür. Sonrasında alıp bunu bu şekilde geçireceğiz. Hop bir. İşte geçirdik. Şimdi ise şöyle tık tık dikenler koyuyoruz. Dikenlerin yönü fark eder mi? Yok, fark etmez. Ama şu şekilde koyarsanız daha iyi olur. Evet, bittiğinde bu şekilde görünmesi lazım. Tamamını dikenlerle kaplamıyoruz timsahımızın üstüne. Sırada bu iki parçayı kullanacağız. Zaten videonun başında bütün parçaları göstermiştim gereken. Bittiği yerden başlayarak bu şekilde koyuyoruz. Böyle yana bakacak. Bir gözü bu tarafa doğru bakacak. Çevirdiğimizde de bir gözü bu tarafa bakacak. Dikkat edin, iki gözü şu tarafa doğru bakmasın. Şimdi ise bu tatlı gözler uçtu. Şimdi ise bu tatlı gözlerden koyacağız. Böyle kirpikli bir tane gözünüz varsa bu gözü tercih edebilirsiniz. Ama yoksa bu yine fark etmez. Başka bir gözü de koyabilirsiniz. Ben bu şekilde taktım kirpiklerimi. Ve arkadaşlar timsahımız bu kadardı. Çok güzel oldu bence. Ve çok da şeker bir timsah oldu. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve görüşmek üzere.